Hocam öncelikle sizi tanıyalım. Doktor Şaban Kılıç, Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanıyım. Yaklaşık 8 yıldır Siirt'te görev yapmaktayım. Katarak halk arasında göze perde inmesi şeklinde tabir edilen normal insanlarda bulunan merceğin şeffaflığını yitirerek matlaşması durumuna katarak denilmektedir. Hocam peki ameliyatı nasıl yapılır? Tehlikeleri nelerdir? Evet. Şimdi katarak çocuklarda olabildiği gibi erişkinlerde ve ileri yaşta da tüm yaş grubunda da karşımıza çıkabilmektedir. Yaşlarda görülen en sık görme kaybının geri dönüşümü olabilen görme kaybının en sık nedenleri arasında yer almakta. Katarakta günümüzde tek tedavi yöntemi cerrahidir. Cerrahi dışında hiçbir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Yani damlayla, hapla, ilaçla bir tedavisi mümkün değildir. Günümüz şartlarında tek yöntem cerrahidir. Cerrahide de FAKO dediğimiz yöntem yapılmakta. FAKO yöntemi bir cihazla gözün içerisine girilen ultrason enerjisi yardımıyla matlaşmış olan merceğin göz içerisinden çıkartılması ve yerine yapay olan mercek yerleştirilmesi olayıdır. Yaklaşık işlem hastadan hastaya değişmekle beraber 15 dakika ile yarım saat arasında sürebilmektedir. Kişinin cerrahın deneyimi, hastanın katarağının özellikleri de bu süreyi etkileyebilmektedir. Genellikle aynı gün içerisinde hastalarımız taburcu olmakta. Ertesi gün birinci gün kontrolleri ve birinci hafta ve birinci ay kontrolleri olmak üzere kontrollere çağrılmakta. Gözün iyileşmesi süresi bir ayı bulmakta ve bir ay sonrasında hastalara gerekirse gözlük tedavisi verilerek takibi sağlanmaktadır. Hocam peki tehlikeli bir ameliyat mı? Katarak ameliyatında mutlaka her ameliyatta olduğu gibi katarak ameliyatında da tehlikeler bulunmaktadır. Yalnız bu oran günümüz şartlarında mevcut teknolojik cihazlarla ve cerrahi deneyimlerle minimalize edilmiştir. Çok sık karşılaşılmıyor ama tabii ki komplikasyonlarımız da riskler de mevcut, göz ardı edilmiyor. Mercek göz içerisinde cerrahi sırasında mercek düşebiliyor, bağlar kopabiliyor, mercek konulamıyor, afak dediğimiz göz içi merceksiz kalabiliyor. Daha sonra ikinci bir ameliyat söz konusu olabiliyor, göz içerisine ilerleyen dönemde yırtık oluşabiliyor. Bir takım problemlerle endoftalmi dediğimiz çok ürktüğümüz, korktuğumuz bir durum. Endoftalmi göz içi enfeksiyonu, hastada körlükle sonuçlanıyor. Endoftalmi dediğimiz göz enfeksiyonları maalesef sonucu körlükle sonuçlanmakta. Bir takım problemlerle tabii ki karşılaşabiliyoruz. Ancak günümüz teknolojik gelişmeler sayesinde birçok sorunun da üstesinden gelmekteyiz. Hastalarımız katarak ameliyatından korkmasınlar. Dediğim gibi günümüz teknolojisiyle bu işin üstesinden çok rahatlıkla gelebilmekteyiz. Hocam katarak hangi seviyeye gelindiğinde ameliyat olması gerekiyor? Kataraktın biz seviye olarak aslında şöyle söyleyebiliriz. Normalde tıbbi olarak 4 dereceyle derecelendiriliyor. 1 derece, grade 2, 3, 4 diye adlandırılıyoruz. Ama biz genellikle kataraktı her katarak hastasına ameliyat etmiyoruz. Şimdi bazı katarak türleri vardır, çok azdır ama hastayı ileri derecede şikayete yol açıyordur. Ve biz bunlara ameliyat önerebiliyoruz. Ama bazen de ileri derecede de bir katarağı vardır ama hasta bundan memnuniyet duyuyordur. Yani bir günlük hayatında bir sorun yaşamıyordur ve bu hasta ameliyat olmayabiliyor. İlla katarak acil ameliyat olmayı gerektirecek bir hastalık değil. Yalnız hastanın eğer görme kalitesini düşürüyor ise, bir takım gözümüzün arkasında bir takım hastalıkların takip ve tedavisini engelleyecek bir katarak söz konusu ise biz bunlara mutlaka katarak ameliyatı öneriyoruz. Bazen de katarak çok ileri boyutta olup şişip içerisindeki bir takım materyallerin dağılması sonrası bir takım hastalıklara da yol açabiliyor. Bu tür durumlarda da acil ameliyat olması söz konusu olabiliyor. Dediğim gibi genellikle biz görme keskinliğini düşürmüş ise, hastayı günlük yaşamda sıkıntıya yol açıyor ise ve bizim bir takım hastalıkların takip ve tedavisini engelleyecek bir durum söz konusuysa katarak ameliyatını yapmaktayız. Hocam aynı gün şey yapılıyor mu? Taburcu edilmiş evet. Hastalarımız dediğim gibi bir gün öncesinden işlemleri yapılıyor. Ölçümler yapıldıktan sonra muayene bulguları her şey normal ise kan tahlilleri her şey hazır olduktan sonra yatışı yapılıyor. Ertesi gün işte sabahtan başlanır ameliyatlara. Ameliyat 15-20 dakika arasında sürüyor.
Daha sonra ameliyatlar bittikten sonra hastalar taburcu olmadan önce poliklinik şartlarında kontrol ediliyor ve öğleye kadar ameliyat bitiyor. Öğleden sonra da hastalarımızı taburcu ediyoruz. Hastalar için şunu söyleyebilirim. Öncelikle kataraklarını çok fazla geciktirmemelerini öneriyorum. Çünkü katarak çok geciktiği zaman bu bahsettiğimiz komplikasyonlar, risk oranları çok artmakta. Çünkü katarak normal kıvamındayken yapıldığındaki risk daha az oluyor. Çünkü sertleşince bizim cerrah olarak da hem zorlanmaktayız hem hastanın gözünde de bir takım ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Mümkün mertebe kataraklı olan hastalar eğer görmelerini de düşürmüşse ve doktor gözetiminde eğer doktor da buna ameliyat olması gerektiği fikrini söz konusuysa mutlaka geciktirmeden kataraklarını yapmaları gerekiyor.